8 numara kadar dağlar kadar Ha, bu fark, evet, bu da burada dursun abi. Bu 8 numara bak, işini bu 8 abi numara bak işini şimdi, böyle ben şey yapalım yani. Attım. İrfan 8'cilerden kurtulduk. Sırada ha, Sipse yani, Ferdi 8'ciler. Şimdi bir de Ferdi 8'ciler geldi. Bir maçı da Ferdi 8 oynatalım. Bir de onu görelim. Ondan da kurtulalım. Ondan aynen. Sonra biz bu 8 defterini kapatalım abi. Bir 8 defterini ondan kapatalım. Sonra deney bahçeye deneriz arkadaşlar. Böyle gidersin. Yani. Yani çünkü abi bak. Ya abi şimdi bugün alakasız bir şey söyleyeceğim. Xabi Alonso'nun bir videosunu izledim. Röportajını izledim. Diyor ki Xabi Alonso. Ya bizim içinde yok işte 3-5-2-3-4-1-2 falan. Bizim işimizin işte çok önemli şeyler değil. Futbol diyor sahaya yerleşim olayıdır. Eğer ki siz o kadar, rakip, o kadar, siz o diyor kadar, rakip o sahaya kadar. Doğru yerleşirseniz diyor rakip sahaya. Gegen presi diyor yapmanızın tek yolu rakip sahaya yerleşmektir. Eğer ki diyor siz rakip sahaya yerleşemeyip daha geride, daha kendi sahanızda beklerseniz diyor topu hızlı koşturmak zorunda olacağınız için takım boyunuz uzar. Topu geri kazanma süreniz uzar. Ve o zaman diyor şampiyon takım futbolu oynayamazsın. Özetle adam 40 saniyede bunu söylüyor. Yani şimdi Fenerbahçe'nin bugün yapmadığı şey buydu abi işte bu kadar basit. Yani bunu yapamadığın müddetçe, bu oyunu oynamadığın müddetçe sen İrfan'la Mirfan'la falan çözüm bulamazsın. Yani o yüzden İrfan'ı da kötüleştiriyorsun. Yani İrfan da değersiz. Mesela 90 dakika İrfan böyle tamamlasa ilk küfrü İrfan'ı falan yerdi. İkinci yarı sağ öne geçince birden rengi değişti. Adam oyuna heyecan kattı fark ettiyseniz. Birden şıkkıldamaya başladı oyun. İsmail keza girince aynı şekilde. Ya hocamın bence oyun okuması iyiydi. Ben yalnız şunda takıldım. Abi biz niye bu 90+2'de Batu Şua'yı alıyoruz ya? Bu adama küfür mü ediyoruz biz ya? Amaç ne yani? Ya bu boku hiç alma. Tamam alma abi lanet olsun alma. Ya da alıyorsan bunu 80'de falan al ya. Nedir abi bu 90+2'de Batu Şua'yı alıyoruz? Onur abi orada bir onu bekliyordum ben de oraya dokunmanı. Ben de onun yani hakkında bir şey söylemek abi, istiyorum. Hani, bakan bu. Fenerbahçe şey, bence bir puan araziydi ya biraz sanki. Bakan bu bakan buyla Icardi'yi hoca oynattı ya Okan Hoca. Bakan buyla Icardi'yi oyuna aldığı zaman bence en iyi zamandı. Aynısını bizim yapmamız lazımdı. Yani ne bileyim 80'lerin başlarında yapacaktın abi Batshuayi, Dzeko ikilisini deneyecektin bana göre. Ama yine ne yaptık biz Dzeko'yu çıkarttık Batshuayi'yi koyduk. Zaten kalmış 3,5 dakika. Yani ne fark edecek hiçbir bok fark etmedi ki zaten fark etmez. Çünkü zaten Dzeko'ya bir pozisyon gelmedi yani Dzeko formsuz falan değildi. Onu ne zaman yaparsın? Ne bileyim Dzeko'ya 3 pozisyon gelir gününde değil. Forvet'i çıkar forvet'i al ama zaten Dzeko'ya binden pozisyon falan gelmedi ki. Ya yani bir Batu de adamın, Şua'yı... bak her, met, her maç yani hoca bir şey yaparken böyle. Yani diyorsun ki lan geç değişiklik yapıyor bu sefer erken değiştiriyor. Bu sefer de başka bir yerden. Ya biz bir türlü bu İsmail Kartal'ın bu değişiklik işlerini şey yapamadık. Biz çözemedik yani, abi. Ya biz hoca, ben size söyleyeyim abi. Bence yani. Bizim hocaya bir yardımcı lazım. Bak net söylüyorum sana. Böyle şey yapabilecek. Yani yeri geldiğinde risk aldırabilecek evet. Falan. Yani bak şunu ben anlamadım abi şuradaki. Oyun başında riskli bir kadro alabiliyorsun. Ama 3 puanı istiyorsun diyorsun. Ama oyunun 70. de 75. dakikasında o 3 puan istediğin hamleyi yapamıyorsun. Çünkü evet. 3 puan isteyen bir adam şunu düşünür kardeşim. Benim burada etkisiz kalıyorum. Daha etkili olmam lazım. Bak şeyin açı... Ben hemen okuyayım abi. O arada söz de verelim. Bak Cani falan da katıldı aramıza da. Bak Çiko'nun bir açıklaması var. Muazzam söylemiş aslında. Biliyor musun? Daha defansı daha kompaktık demiş ama ileride çok kısır kaldık. Onu okumam lazım ki. Bulursun abi, artık. Erkan. Evet. Erkan. Abi çünkü rakip ceza sahasını yerleşemediği zaman Çiko'nun sana çok büyük katkısı olmuyor abi. Sen hep konuştuk. Galatasaray ikinci yarılarda hep İkinci ben orta sahasıyla savunması arasında boşluk yaratırdık abi ilerleyen zamanlarda. O noktada Dzeko'yu çıkarıp Batshuayi gibi koşucu oyuncu alman lazım. Nasıl kick etki gösterdi? İkinci yarı son 15 dakika daha koşucu, daha delici oyuncularla iş yapabilirdin. Ama sen yerleşemediğin için rakip ceza sahasına ya da birinci bölgesine Dzeko o zaman çok etkili olmuyor abi. Kazandığın toplarla geçiş oynamaya çalıştın ikinci yarı. Dzeko etkili olmadı. Batshuayi hamlesi yapılabilirdi. 3 gol de atmış. Yapmadı hoca. Tercih etmedi. Ama çok rahat kazanacağımızı karşılaşmak. Yani beraber bitirmek çok rahat. Öyle söyleyeyim. Yani bugün Galatasaray'ı yenmemek hakikaten bence kabul edilebilir bir şeydi. Çok rahat kazanacağımızı karşılaşmaydı bence. Doğru. Neyse Canip'e de söz verelim. Ondan sonra hocanın açıklamaları düşecek zaten şimdi birazdan. Erkan. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Yani ne söyleyeyim ben ilk defa yorum yapamayacağım abi böyle bir ben bir şey izlemedim ki biliyorum. Yani yani hayatımda izlediğim en sıkıcı en kötü derbi. Abi ne diyeyim yani ben daha erken abi ben bir şey söylemiyorum sen devam et ben dinliyorum.
Ben sinirliyim. Yani ben acayip gerginim şu an. Abi mesela bak, hocanın İsmail hamlesi zamanlaması çok doğruydu. Tadic King hamlesi çok doğruydu. Yani 70'te falan yaptı. Evet, Tadic'i 45'te çıkartamazsın. Kolay iş değil onu yapmak. Biraz daha bir hareket beklersin. Ama ben olsam 3. hamleyi de beklerdim. Yani daha böyle 3-4 dakika sonra da Ceko'yu çıkartmadan Batshuayi'yi alırdım. Yani Şimanski oyundan düşmüştü. Aynen abi. Yani Şimanski artık oyundan düşmüştü. Dünyada elinde de, yani şu an Ceko bence dünyada kim en iyi çift forvet oynar desen, valla 5 tane santrafordan biri Ceko'dur ya. Yani o kadar çift forvet adamın iliklerine işlemiş. Bak hocanın açıklamaları düştü şimdi. Okuyayım bir tanesini. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Yani bravo. Bravo. Yani bütün tekerleği yeniden keşfediyoruz şimdi. Bak, sonuçta bugün kendi evimizde kazanmak için mücadele ettik. Tüm planımızı kazanmak üzereydi. İlk devre daha ofansif oyuncuyla erken bir gol atıp maçı lehimize çevirmeye planladık. İlk devre baktık ki Galatasaray'ın orta alanda etkinliğini gördük. İsmail Kartal bu açıklamayı yaptı mı az önce gerçekten? Evet, okuyorum. Tamam, bakayım. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin ha? Evet. Abi işte ben sana bir şey söyleyeyim mi? 5-6 sene önce derbilerde 20-30 yıldır namalup olan bir Fenerbahçe'den gelinen nokta abi. Kadıköy'de yeneceksin abi, yeneceksin. Ezeceksin sen, tamam mı? Yani... Abi söylenecek çok bir şey var. Yok, ben size yani bir tane... Genele bağlı zaman da sıkıntı abi. Genelde de şöyle bir sıkıntı var. İlk yerden de bitti sayılıyor bu maçla. Çünkü araya şey gelecek. İstanbulspor'la tekrar başlayacaksın. Yani arada boşluk var. İlk yarı bitti diye şey. Evinde iki tane maç, büyük maç oynadın. Trabzon'a yenildin. Galatasaray'la beraber kaldın abi. Yani düz mantıktan bakarsan. Öyle olmuyor yani. Öyle ya evinde yenilmiyorsun. Olmuyor abi. Olmaz, bak ben abi. Bunu okuyacağım. Bak size bir şey yine söyleyeceğim. Yine ekstralar lazım. Gideceksin Galatasaray'dan oradan puan alma. Çünkü abi sezonun ilk yarısı bitti. İkisi de birer mağlubiyet, ikişer beraberlik aldı değil mi? Yanlış bilmiyorum. Tabii öyle oldu. Değil mi? Evet. Tamam, devam edeyim. Okuyayım ben kısa kısa. Ama ondan sonra bir şey söyleyeceğim. Gerçekten benim artık canımı sıkmaya başladı burada. Yani onu da söyleyeyim de. Dur okuyayım, ondan sonra söyleyeyim ona. Demiş ki ikinci yarı oraya İsmail'i aldık ve dinamizm kattık demiş. Önde baskı yaptık. Kazandığımız toplar rakibi oynatmadık. Üçüncü bölgeye abi neyi oynatmadın? Gözünün yağını seveyim. Ben artık burada durmak lazım. Yani sen top oynamadın ki. Sen topu aldın, rakibe uzun top attın. Geri geldi sana bu top yani. Ben bunu izledim bugün. Üçüncü bölgeye geçişlerle gol bulmayı hedefledik. Rakibi daha yakın oynadık. Topu birazcık daha oynamaya çalıştık. Topun bizde kalmasını sağladık. Kanatlardan iyi ataklar geliştirdik. Birkaç pozisyon vardı. Gol olabilecek pozisyonlar vardı. Doğru tercihler yapamadık. Çok iyi mücadele ettik. İki takım da bugün iyi mücadele kazanamadı. Kazanamıyorsa kaybetmeyeceksin. Sonuçta lideriz falan. Bak abi bir şey söyleyeceğim ben size. Gerçekten bizi buna söylesin. Büyük takımın bir duran top organizasyonu olmaz mı? Biz her hafta bunu konuşuyoruz mesela. Olur abi. Bugün Fenerbahçe kaç tane duran top kullandı ya? Ya vallahi bak şimdi beni küfür ettireceksin. Sokayım organizasyonunu orta yapmayı bilen adam olmaz mı ya? Ya organizasyon falan yapmıyor. Abi adam orta mı yapıyor? Şut mu çekiyor? Ben anlamadım bilene yani. Bak maçta aklıma vallahi maçta özellikle dikkat ettim. Ulan Ziyech bir korner kullanıyor. Tam altı pasa mermi gibi geliyor top. Biri kafasına değdirse zaten kaleye gidecek. Bizimkiler bir orta kesiyor. Top orta sahadan havalanıp geri geliyor. Bütün ya oraya hiç girme. Bak oraya onu hiç girme. Yemin ediyorum. Ya kardeşim bu adam. Ferdi'nin yaptığı, Şimanski'nin yaptığı, Ferdi yarım korner gibi bir şey atıyorduk. Gitti ta uzak direkten avut attı ya. Ya abi biz duran top kullanıyoruz. Sanki kere. Şey mancınıkla top atıyoruz abi ya. Tutarsa tutar. Abicim adam futbolcusunu tanımıyor ki. Ferdi'nin iyi orta yapmadığını cümle alem biliyor. Adamı sen bir de duran top kullandırıyordun. Ferdi ne zaman duran top kullanmış? Takıma duran top kullanmasını bilen bir tane oyuncu yok ya. Ben ya bence dua ediyorum ki adamlar duran top olmasına gol atmasın diye dua ettim. Doğru. Ya duran toplarda duran adamlar gol atacak sadece ya. Duran vallahi ben var ya yemin ediyorum sana ben korktum abi Galatasaray duran top kullanırken. Abi, ben korktum. Şey tabii canım biri sırası bile Ziyech var. Bir Kerem nasıl kullanıyor? Bir Ziyech nasıl kullanıyor? Abicim Kerem de abi, çok iyi kullanıyor. Kendi bölgeye atıyor topu. Bölgeye topu görerek şimdi 30 metreden ben senin kafana atacağım dersen yalan olur. O yalan. Topu bölgeye doğru atarsın. Yani tehlike Hunisi'nin içine atarsın. Kalecinin çıkıp da alamayacağı, defansında o kadar geri tam böyle mesela atıyorum penaltıyla altı pasın arası hep oralara attılar topları. Biz öyle yapma. Biz bir atıyoruz abi. Sanki mancanık abi bir atıyoruz abi. Böyle bir şey olur kısa, mu? Bak, adam kısa kavis veriyor. Sert kesiyor topu. Yani böyle kafasına değdirse, sürttürse gelecek. Bizimki bir orta yapıyor. Top orta sahadan böyle falsa oluyor. Kavis oluyor. Havalanıyor falan. Havalanıyor. Millet iyice pozisyon oluyor. Kafasına vursa da zaten topun hızı kalmıyor artık yani. Direnci gidiyor topu.
Yani bu şeyde de yok. Bak, Cengiz biraz iyi kötü top kesiyor dedik. O zaten bir tik, ayağını kaldırmaya dermanı yok. Ya bir de abi bir tanesinde bile yok ya. Ulan 10 tane ya, bir tanesinde de bala bete vurursun ya. Ulan dersin ki ayağımın içine denk geldi, orta yaptın. Ulan bir tane iyi orta olmaz mı ya? Bak orada abi ben demin maç öncesi ne demiştim ben, bu şey bizim o zaten hani kanat ama abi bak özelliği, bu abi, biz mesela ben sana şey, buradan top organizasyonunu ben kendi namıma söyleyeyim, bilmiyorum siz ne kadar koyayım. Ben ama 3-4 haftadır söylüyoruz bunu ya. 3-4 haftadır bu odada abi, bu, aynen bu, bir takımın bak, geçen hatta Onur da gitti istatistiğini okudu. Kayseri Lig en kötü takımıymış abi. En çok gol yiyen takımıymış duran toptan. Biz düşün, rakibin öyle bir zaafı var ve sen o zaafı değerlendiremiyorsun. Sen şunu mu yapıyorsun kardeşim? Rakibin hücumuna mı önlem almaya çalışıyorsun? Sen diyorsun ki ileride Tadic, Çeko, Fred bir şeyler yapar, gol atarım mı diyorsun? Ben rakibi mi durdurayım? Buna göre mi bir çalışmalar yapılıyor? Eğer böyleyse abi en kötü ya bir duran top hocası bulursun, yanına alırsın. O sana çalıştırır, öğretir yani. Bu kadar uzak olmayalım. Adam Erkan Liverpool'a taş hocası getiriyor ya. Erkan, bizim beklerimizin özelliği zaten Caner gibi, Gökhan gibi gidip de ayak içiyle güzel orta kafaya konduran zaten Ferdi ile Osay o tip oyuncular değil. Yani zaten yandan Dzeko gibi adamı besleyemiyorsun. Ama bir de üzerine duran topu da böyle mancınıkla fırlatır gibi atarsan nasıl olacak abi bu? Yani nasıl verim alacaksın ya? Bir atıyor, abi kimseye çarpmadan top dışarı çıkar mı abi yarım kornerde ya? Yarım korner abi, istesen yapamazsın ya. Uzak direkten avuta atıyoruz. Szymański kullandı. Direkt kornerler. Ön direğe, devamlı ön direğe atıyoruz abi. Abi çok merak ettim ya. Bak Süper Lig'in en belki uzun boylu, en iyi kafacılığı santraforlarından biri bizde. Dzeko. Kariyeri bir sürü kafa golü var adamın. Acaba Fenerbahçe'de kaç kere bırak kafa golünü, kaç kere kafa vurdu? Duran toptan yoktur ya. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Net söyleyeyim sana. Akan var ya, Akan oyunda belki vardı ama duran toptan ben hatırlamıyorum. Bak gol oldu demiyorum. Kafa vurdu yani. Kafa vurabildi. Kaç defa? 5 kere vurabildi mi acaba? Ya Tadic'in birkaç tane orta. Bugün var mıydı sanki? Ama... Bir tanesinde vurdu galiba ama Akan oyun muydu? Duran top muydu da? Yok o duran top. Duran top da Osterwold de vurdu ya. Yanlış mı hatırlıyorum? Ya da Cik vurdu. Yok Dzeko. Dzeko'nun bir tane Dzeko vardı. Ama ben maç önü şey demiştim bak. Orta sahanın hepsi solak olması Allah, acaba sorun mu? Bilmiyorum. Bu sınav Erdem abi beni duymuyor galiba. Erdem abi seni duymuyor ya. Ben Furkan'ı duyuyorsunuz mu? Aha, Furkan da vardı ama. Yok önemli değil. Ben Furkan'ı da yeni duydum ya. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Maç önü hani şey demiştim ben. Acaba 4 tane solak oyuncu sıkıntı çıkarır mı bize orta sahada olmakta? Bence bu duran topun da en kötü şeyini, yani en kötü avantajı bu duran topun. Sol tarafta hep sağ ayakla kullanan birisini istediler. O da Ferdi'ydi. Çünkü bizim orta sahanın dördü de solak. Bana görse yanlış. Bana göre abi oradan solak da çeker. Ama bence onların ikisinin, Ferdi'nin kullanmasının next sebebi o. Çünkü Erdem abi dediği gibi yarım kornerde. Abi oradan solak atsa belki kaleci, Mofaso alana kadar kaleci çıkar alır. O yüzden out curve yani. Dıştan içeriye doğru orta açan bir sağ ayaklı oyuncu gerekti. O yüzden Ferdi kullandı. Yani Ferdi'nin orta açan topun yok. Lafını biliyorum. Topun oyunda kalma süresi 43 dakika. Bu ne oğlum ya? Derbi. Diğer 40 dakikada zaten Torreira yerde yattı. Yani 43 dakika maç oynadı. 40 dakika Torreira yattı. Diğerleri de taç değişti falan. Ama benim demek istediğim şey o. Bu frikiklerin abi Ferdi'nin kullanmanın sebebi bence net olarak bu. Yoksa Ferdi'nin orta sahadakilerden daha iyi orta açtığın düşündüğünden değil. Sağ ayaklı başka oyuncu yok. Yani başka Dzeko çekmeyeceğine göre Ferdi çekecek. Ya hoca onu bile düşünmemiştir. Ben sana söyleyeyim mi? Hiç dememiştir bu kadar oyuncu, bu kadar sol ayak var takımda. Hiç oraya bile girmemiştir ya. Ama ya öyle işte, olmaz abi. Maç başlarken korneri kim atacak? Sağdan frikik olursa kim atacak? Abi benim anlamadığım... Yazılır da herkes topa gider Erkan, alır alan topa gider, öyle olmaz. Sol tarafta frikik olursa atıyorum, işte örnek veriyorum, İrfan atacak. Sağda olursa Szymański atacak. Yayın orada olursa şu atacak. O takım yazılıdır. Hatta 1-2-3 bellidir. Adam sakattır, çıkmıştır, bilmem ne de cezalıdır, oynamıyordur. Bellidir yani, söylenir maçtan önce maça çıkarken. Oğlum derler işte soldan oldu mu Ferdi atacak, sağdan oldu mu İrfan atacak falan derler bunu yani. İşte öyle olmuştur abi. O yüzden Ferdi kullanmıştım diyorum ben de. Sağ ayaklı tek Ferdi olduğu için soldan Ferdi'ye kullandırdılar. Çünkü sol yani mantıken out curve yapmak yapmaktan daha mantıklı. Yani onu da sağ ayaklı bir oyuncu yapabilir. Ama yani saçmaydı. Bu arada abi hemen geri geleceğim. Bu hocanın açıklamasına ben biraz şey oldum. Yani Fenerbahçe kaybetmeyecekse, yani kazanamıyorsun kaybetmeyeceksin diyor ya. Abi Fenerbahçe Kadıköy'de bir derbi oynuyorsa kazanmak için her şeyi yapmalı. Eğer aklının ucunda kaybetmek varsa demek ki sen kazanmak için her şeyi yapmamışsındır. O yüzden ben o açıklamayı yani hiç hoş bulmadım şahsen. Bu hocanın hamlelerinden zaten anlayabiliyorsun.
yenmeye mi? Bak bir tek değişiklik İsmail hamlesi yani. Onun dışında bir hamle yok yani. Onu da abi ben yapardım yani. Ben de onu yazdım ilk yarının sonunda. Onu hepimiz yazdık yani. Onu da yani ben olsam belki İsmail Crespo ile başlarım. O daha başka bir şey. Neyse Furkan onları da diyelim. Diğer arkadaşları da diyelim. Sonra yorumlar dışarı gelin. Konuşuruz yine. Bugün Fenerbahçe Furkan yenmeye mi oynadı sence yoksa bir beraberlik? Abi ben bundan yaklaşık bir ay önce yani bu derbi muhabbeti konuşulduğu zaman şunu söylemiştim. İsmail Kartal'ın önceki derbilerde bir açıklaması var. Haddimizi bilerek oynadık gibisinden. Ya ben söyleyeyim bu maçı abi kazanabilirdik. Yani kazanmaya oynamadık. Fenerbahçe bugün beraberliği oynadı. Ya Fred yok var meselesine girmek istemiyorum. Fred sizde bu maçı net söyleyeyim kazanma şansımız vardı. Özellikle işte Ceko'nun Şimanski'ye ya da İsmail'e salmadığı bir pozisyon var mesela. Yine bu şekilde son pasları değerlendiremediğimiz bir iki pozisyon var. Fenerbahçe bugün maçı kazanabilirdi abi ama kazanmadı. İsmail Kartal bir puana razı olarak çıkmış maça. Ya böyle oynamasını istemezdim açıkçası. Fenerbahçe'ye ilk yarı söylemiştim. Fenerbahçe kendi oyununu oynasa bu maçı kazanır diye. Yine ikinci yarı ufak tefek bazı sekanslarda yine kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Ama genele baktığımız zaman Fenerbahçe'de bu maça işte kontrollü çıkmış. Bir puanı razı olarak çıkmış. Yapacak bir şey yok ama hoca Süper Kupa'yı almak zorunda abi Fred de elinde. Eğer sonraki maçta da Süper Kupa maçında Cuma günü de böyle oynanırsa bir de kupayı kaybedersek o zaman İsmail Kartal abi otursun. Düşünsün neyi yanlış yaptığını. Ha, benim söyleyecek başka bir şeyim yok. Ya çok kaybetmememiz hani İsmail Kartal biraz hak vermiş bu olacak ama kaybetmemiz. Erkan. En azından şey yapmadı. Kaybetmedik bundan. Ama Süper Kupa'da farklı maç bekliyoruz. Abi Furkan konuşuyor ama senin sesi gelmiyor galiba değil mi? Geliyor mu yoksa? Yok duymadım ben. Yani şeyi söyleyeyim ben de. Bir kere bence bu açıklamanın en talihsiz kısmı şu abicim. Bir kere Galatasaray'ı iyi analiz etmemiş. Yani Galatasaray'ı iyi analiz etmediği için yani oturup bak aynı şeyi Nostrenat maçında yaşamıştık. Rakibi analiz etmemişler abi. Galatasaray'ın ikinci bölgede bayağı United'de yaptığı presi, takım halinde yaptığı presi hiç ama hiç hesaba katmamışlar. Sen bu presi önce planlayacaksın. O presin üzerine bir oyun kuracaksın, bir plan oluşturacaksın. Bir kere bunu yapmadığını görüyoruz. Çünkü bunu yapmadığını nereden anlıyoruz? Ofansif oyuncularla çıktık, erken gol bulmayı falan düşündük diyor. Rakibi sana bu kadar ciddi baskı yaparken ve bütün oyun anlayışını yüksek profilli maçlarda bunun üzerine kurmuşken sen hangi kafa yapısıyla Cengiz'le, İrfan'la falan erken gol bulacağını düşünüyorsun? Hiç 45 dakika sahada yoktun. Bence hoca şunu yaptı. Galatasaray maçını bence hiç çalışmamış, çok açık ve net söyleyeyim. Galatasaray'ın bu yüksek pres gücünü gördükten sonra kaybetmeyime döndü. Kazanamayacağım, bari kaybetmeyime döndü. O açıdan bir kazanım olarak görüyor ama ben hocanın bu maça çok doğru bir planla çıktığını düşünmüyorum. Rakibi iyi analiz etmediğini düşünüyorum. Açık ve net söyleyeyim. Erkan benim ses geliyor mu şimdi? Geliyor hoş geldin. İyi çok şükür düzeldi ya. Evet doğru katılıyorum abi. Sen de söylesen sence. Vallahi şöyle. Şöyle söyleyeyim, hiç hayal ettiğim gibi futbol olmadı. Yani ben bu maçı Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynaması gerektiği gibi tempolu rakibi baskı altına alan, dönen topları toplayan, sürekli atak tazelen bir takım hayal ediyordum. Öyle bir futbol bekliyordum. Açıkçası bu takımın da İsmail Hoca'nın da bu mantaliteyle sahada olmasını bekliyordum. Ama maç başladı, topu rakibe veren, ani preslerle topu rakipten kapıp gol atmaya çalışan olmadı. Uzun toplarla Ceko'ya indirip İrfan'ın araya maraya oynamasıyla gol bulmayı hedefleyen bir takım gördüm. Üstüne basa basa söylüyorum. Hiçbir takım bu şekilde derbi kazanamaz. Yani sen kendi evinde rakibi baskı altına almadan, oyunu sete çeviremeden uzun topla ani şok pres yapayım tarzı maç kazanamazsın. He kazanırsın. Elinde Arjen Robben olur, Frank Ribery olur, Salah olur. Tamam, eyvallah. Atarsın önüne gider bunlar. Ama senin elinde öyle adam yok. Senin elinde Tadic var, topu ayağına ister. Senin elinde Cengiz var, topu ayağına ister. Zaten yürüyecek hali yok. Ceko da öyle. Ceko topu ayağına ister. Bütün bunları üst üste koyduğun zaman bugün ağır sınıfta kaldık. Yani topyekun camia olarak hocasından, hani bir klasik laf vardır ya, çaycısından işte başkanına kadar. Bugün ciddi anlamda sınıfta kaldık. Çünkü neden? Sen son maçını gidip orada oynayacaksın.
İkili averajı gene verdin. Bu lig belli ki kafa kafaya gidecek. Sen gidip orada bu hakemlerle, hele ki Kadıköy'de bile boyayı atamayan bir hakemle seni arenadan nasıl çıkartacaklar? Nasıl çıkaracaksın arenadan? Yani moralim bayağı bozuldu benim ciddi anlamda. Hiç böyle bir Fenerbahçe beklemiyordum. Bu beraberliğe çok üzüldüm. Berbat bir sonuç tek kelimeyle. Mesajı verecektin bugün. Bak senelerdir sen Kadıköy'de derbi kazanamıyorsun, Galatasaray derbisi. Bugün bu mesajı verecektin. Ders çalışılmamış, dersler çıkartılmamış. Son bir şey söyleyeyim, çok uzatmayayım. Duran toplar abi nedir öyle ya? Abi bu, bunu halı sahada, bizi halı sahaya çıkarsak şu kadro, bütün konuşmacı kadroyu. Deriz ki ya beyler bir 5 dakikada duran top çalışalım deriz ya. Ne olur ne olmaz deriz yani. Abi biri vuruyor Haydarpaşa'ya, biri vuruyor şeye, Kızıl Toprağa. Yani yazık ya, o kadar eskiden, ya. Ya eskiden kötü oynardık. Duran top Davum yapardı. Bir tane gol alayız, sıkıştırıp kazanırdık. Davum bu, ama işte orada Alex vardı. Çıkardı Luciano vururdu. Çıkardı Lugano şey falan abi. Vururdu yani. Biz Trabzon'da Fred yok. Sınıfta kaldık. Pozisyon üretemedik. Galatasaray maçına Fred yok. Yine pozisyona giremek üretemedik. Geçen hafta hat-trick yapmış oyuncunu sen 90 artıda alıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bugün yani 0-0 ben zaten bak, oynanan futbol ki, fiyasko ya. Ben zaten dedim ki hani yani ligde berabere kalsak bile kupada kazanalım dedim. Ama abicim sen oyunda hiçbir şey yok ki. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Sen korkuyorsun. Çift forvete bile dönemedin. Rakip döndü. Sen dönemedin ya. Murat, Brom bak vurursun kaleci kurtarır. Vurursun direkten döner. Vurursun savunma engeli olur. Eyvallah. Bunların hepsine varım. Ama arkadaş bir tane Şimanski'nin pozisyonunu hatırlıyorum ya. Kadıköy'ün Beşiktaş maçını en kötü dönemde yakalamasaydık biz bu İsmail'in kafasıyla zaten yine yenemezdik. Bak ben size söylüyorum. Beşiktaş Allah'tan en kötü zamanda darmadağın olmuş şekilde yakaladık biz. Kur'an ya çarptı, yoksa bu mantaliteyle Beşiktaş'ı yenemezdik. Yani. Hiç böyle bir, ben İsmail Hoca'dan böyle bir mantalite beklemiyordum. Topu rakibe bırakayım. İşte şok pres yapayım. Olmadı Dzeko'ya uzun şişireyim. Hocam geçen sene Jesus bunun aynısını yaptı. 3-7. O da Rossi'yi koşturmaya çalıştı. Rakibe sen fazla çıkmazsın ama rakip sahada basarsın, oyunu or tarafta kabul ettirirsin. 2-3 pas evet, yaparsın. Yıkarsın, sen 2-3 pas yapamıyorsun abi Arda. Adamlar yani, defansta nasıl pas çıkıyor görüyorsun değil mi? Rahat çıkıyor. Nasıl yayılıyor? Rahat çıkıyorlar. Ya biz Kerem niye çıkamıyoruz abi? Hiç mi çalıştırmıyorsun sen? Murat, Kerem Demirbay denen adam normalde öyle seri bir adam değildir. Bugün 10 numara top oynadı adam ya. Bugün bu maç burada oynanmayın. Senin orta sahan yüzünden. Bugün burada bu maç bizim sahada değil de rakibin sahasında olsaydı nasıl bir maç olacaktı? Yenilirdik abi. Yenen Fener'de yayan var mı? Gerçekten soruyorum. Ya sen tempoyu yapar araya bir tane sıkıştırırdı. Sen tempo yapamadın. Hakemdi makemdi, tribün baskısıydı, oydu buydu. Götürürdü abi. Ha, o zaman ne? O zaman hocanın açıklaması işte. Abicim senin mesela bak zaten senin kanatlarında yani kanadında zaten problem var. Senin tad için yanına bir orta saha gelmeden, bir bek gelmeden hiçbir icat yapamaz. Pas bile veremiyor. Veremez çünkü hantam. Ferdi bekliyor veya birisi gelsin pas versin. Şimanski abi en kritik yerlerde topla buluşuyorsun. Ya bir kilit pas at veya topu ayağından kaçırıyorsun bilmem ne yapıyorsun. Abi Trabzon maçında fişi çekemedin. Burada çekeceksin o zaman. Bir iki tane geldi ayağının altından kaçırıyorsun. Onu veremiyorsun. Ay başını tutuyorsun. Atacaksın ne yapacaksın o zaman? Yani biz, sanki maçtan önce anlaşmışlar ha bunlar. Ya bir şeyle bir İrfan'ı beğendim, bir Ceko'yu beğendim. Ya başka oyuncu yok. Ben hiç kimseyi beğenmedim abi. Zerre beğenmedim. Belki bir tık Çiko bir şeyler yapmaya çalıştı. O da savunma anlamında. Yani ofansif olarak Fenerbahçe'nin bugün yenmesi lazımdı ya. İkinci yarı İrfan iyiydi abi. İkinci yarı İrfan çok iyiydi. İkinci yarı İrfan. İkinci yarı iyiydi İrfan bence de. Abi sizin mesela iyiden kastınız ne? Ben çok merak yani, ediyorum. Yani rakibi zorluyordu abi en azından. İyi dediğim rakibi zorluyordu yani. Mesela aynen. Rakibi nasıl zorluyoruz abi? 8 tane çürük yumurta var. İşte hani atıyorum 11 tane. Yani en az hasarlısı hangisi? Yani hani en ele avuca gelen. Ha siz kötünün iyisini seçmeye çalışıyorsunuz. Kötünün iyisini seçiyoruz abi. Top kaybı yapmıyordu en azından. Ayağına top tuttu. Cengiz kaptırıyordu. Tamam. Sorun yok abi. Bayağı adam eksiltti abi. Adam eksiltti bayağı. Çok koştu. Bayağı orta sahada. Evet, Barış Alper. Yani orada bir Çiku'ya pas abi verdi. En kötü IQ'lu bir insan bilenebilir. Çiku'nun orta sahada o hızlı topa depar atamayacağını bilir yani. Gitti o hakkını da orada kullandı. Hatırlayanınız var mı? Doğru söylüyorsun. Yani abi sen Erkan çok, Galatasaray çok pres yaptı abi. Bak abi ben sana canlı yapabilir. İzledim ben. Zaten çok baskı yaptılar abi. Bak ben sana alan parselizasyonu abi. Alan parselizasyonu abi, çok iyi yapıyor galiba. Abi, 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 abi
bizim mazeretimiz bu mu? Galatasaray iyi oynadı. Öyle bir mazeret olmaz mı? Burası senin sahasın. Yok abi. Bak, daha iyi çalışmışlar. Daha iyi çalışmışlar abi. Taktiksel olarak, bizi yendiler abi. Aynen. Üretemedi onlar da. Evet. Tamam. Taktik olarak yendiler. Demin ben de hoca çalışmamış. Abi, hoca çalışmamış abi Galatasaray'ı. İçeride Galatasaray'ın kapanacağını düşünmüş hoca. Demiş ki içeride Kadıköy'de Galatasaray siner. Ben baskı kurarım diye düşünmüş. Galatasaray'ın ne oynayabileceğine dair net bir plan yapmamış. Galatasaray ikinci bölgede özellikle o bizim birinci bölge ile ikinci bölge arası çok ciddi pres yaptı. Oyundan da düşmediler. 90 dakikanın genelinde bu baskıyı iyi yaptılar. Döner reboundları topladılar. Hep bir adam daha fazla kaldılar. Bizim teknik direktörümüz de buna bir çözüm üretemedi abicim. Maç başındaki planlaması da yanlıştı. Maç içerisinde İsmail'den sonra oyun döndü biraz bize. Biraz. Orada da bir 10-15 dakikalık sekansla oyunu çeviremedik. Ama o da rastlantıydı. Yani Galatasaray'ın bu baskısına, bu presine bir çözüm üretememiş. Fred olsaydı ne olurdu? Ben çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum abi. Yani Fred Galatasaray bu baskısını kırabilir miydi? Tartışılır. Tek başına kıramazdık ki abi. Tabii. Alper abi. Koyman lazım. Alper abi. Biz, bu sefer bak, Fred, İsmail, Şimanski de aynı baskıyı yapamaz mıydı abi? Yapardı. Bak görün siz Fred'li Fenerbahçe'yi görün. Bak gidin Suudi Arabistan'a göreceksiniz nasıl oynuyor. Abi bir şey söyleyeceğim. Adamların baskıdan nasıl sağa yayıldığını, o orta sahasındaki Kerem'in nasıl üçüncü stoper gibi gelip beklerini çıkardığını görüyorsunuz değil mi? Bir de bizim atağa çıkarken neler yaptığımızı, nasıl boğuştuğumuzu görün. Katılıyorum. Ya şeye çıkamadık ya. Ya böyle rezillik olur mu abi ya? Kaleci atışından pres yiyoruz, topu uzun vuruyoruz böyle köşelerden, möşelerden. Ya Fenerbahçe 3 pas üstlenmez mi abi? Galatasaray hiç öyle bir şey yapmadı. Özellikle ilk yarı hiç öyle bir şey yapmadı. Bekledi Muslera ayağında. Erdem abi biz taş atmadık. Bak evet. Biz taş atacağız. Şimdi Kadıköy'de ben bunu kabullenemem abi. Biz taç atacağız, adamlar alanları o kadar iyi kapatıyor ki biz taç atamadık abi. Yani taç atmadı bile pas almayı bilmiyor adamlar. Pas almayı bilmiyor, pozisyon alamıyorlar. İşte sorumluluk alıp öne çıkan da yok. Yani bak şampiyonluk ince noktalardan geçer arkadaşlar. Yani Kadıköy'de şu maçta bu duruma düşmeyeceksin. Oynayacaksın, oyunu oynayacaksın. Bir de kaybetmekten korkmayacaksın abicim. Üçte transfer yapılması lazım abicim. Bir tane orta saha, bir tane kanat, bir tane stoper almazsa kimse şampiyonluk beklemesin boş yere. Abi biri zaten Fred olmayınca zaten galibiyeti bırak. İyi oyun oynadığımız yok yani, ben söyleyeyim. Bilmiyorum yani. Fred'i pamuklara salmak lazım. Ben bilmiyorum. Bence de katılıyorum abi. Direkt oyuncuya dalmak lazım. Bak senin elinde hamle yapabileceğin, geliştirebileceğin oyuncular varsa o kadar kötü değil yani. Ama sen doğru seçenekleri kullanmıyorsun. Mesela oyunu kapalı oyunda... Çünkü senin bugün drone topunu kullanacak adam yok. Biz bazı şeyleri tekrar ediyoruz ama burada bir problem var abi. Fenerbahçe şampiyonluğa giden bir takım. Her zaafı değerlendirmesi lazım. Bugün Erkan. Rakibinin sol beki, sol bek değil kardeşim. Sen oradan topla gelemiyorsun. Daha orayı kullanamıyorsun. Adamları onu yaşattırmıyorsun. Bak Erkan, ilk yarı adam sol bek, çocuk sol bek değil ya. Yani ilk yarı şeydi, hani Ferdi de değil ama Ferdi 2-3 senedir orada oynuyor. İlk yarı şey, iki tane sıfıra indi ya. Ters ayaklı çocuk. Yani hani biz diyorduk ki biz oradan ekmek yeriz falan. O geçer, bu geçer. Çocuksa hamle mi? Ya sen çocuğu zorlamadın ki hamle yapsın sana da işte, ve kart aldı. Ya yani abi bugün bak Dzeko ile Icardi'yi yer değiştirip Galatasaray bizi yenerdi. Yok, Icardi'de bir şey yapmadı ya. Icardi'de bir şey yapmadı ama. Icardi Dzeko iyiydi yani. Diyor zaten abi. Icardi abi ben Dzeko iyiydi diyorum. Dzeko'yu şu anda onlara koysan, çöp Icardi yanına Dzeko'yu koysan, bence darma duman ederdi abicim. Bence bizim eksikliğimiz şu oldu. Bak, biz ne Muslera'ya ne Galatasaray stoperlerine baskı yapamadık abi. Bizim yapmaya çalıştığımız baskı kendi orta sahamızın gerisinde kazandığımız toplarla yaptığımız geçiş hücumu oldu. Sen iç sahada maç kazanmak istiyorsan onların bize yaptığı gibi kaleciye ve stoperlere takım halinde baskı yapman lazım. Risk almaksa alacaksın artık bir noktada. Biz o riski hiç almadık abi. Stoperler geride kalmaya devam etti. Orta sahada özellikle merkezde çok adamla kalmayı tercih ettik. Geçiş kovaladık. Kadıköy'de Fenerbahçe geçiş kovalayamaz. Kadıköy'de oynayacağın oyun senin Galatasaray stoperlerine, kalecisine yapacak baskıyla başlar. O baskı en az 10-15 dakika, 20 dakika yapılmalı. Onu yapmadığın sürece iç sahada ne dönen topları toparlayabilirsin, ne takım boyunu kısaltabilirsin, ne de üretkenlik sağlayabilirsin. Galatasaray çok rahat geriden oyun kurdu. Çok rahat.
aldı, verdi, geçti, gitti. Buna izin vermeyeceksin. Buna izin verdiğin hiçbir oyunda Fenerbahçe'nin hiç sağ oyunu olamaz. Açık ve net. Abi adamların planı var. Evet. Baskıya, baskı kim yaparsa planı var. Adamlar Fred de olsa bir şekilde çıkarlar abicim. Sahaya çok iyi yayılıyor adamlar. Ya bittik diye 80 dakika oynadı. Bak Anadolu takımına karşı 80 dakika oynadı. İkari 90 dakika sahada kaldı ya. Ha işte yani 90 sen bunları değerlendiremiyorsun ya. Bir abi tane yani hamleyi alıp da demiyorsun kardeşim. Bu zaten bu İkari'yi birebir de tutabilirler bunlar. Bunların ben bağından keseyim. İleride vurayım. 70'de Ziyeh bitti. Fiziken bitti. Ondan sonra işte Ferdi yavaş yavaş. Çekoylan, Joshua King'i koy. Belki ben kızarım. Ama o sana belki gol getirecek hamle. Sen hiçbir zaman bunu deneyemiyorsun işte. Onu yok, bir tane şeyi de deneyemedik zaten. Böyle soldan bir gelelim, sağdan gelelim. Böyle adam akıllı 5-6 pas yapalım, 10 pas yapalım. Hiçbir şey yapamadık ki. Yani ne ilk yarıda yapabildik, ne ikinci yarıda yapabildik. Bizden çok daha iyi çalışmış. Abi çok Galatasaray alanı çok iyi kapatıyor. Bak, çok iyi kapatıyor. Galatasaray sahaya çok iyi yayılıyor. Deplasmanda. Bu net yani. 90 metrede herif pres yapıyor. Arkadan gelenler geliyor bilmem ne. Yani biz kendi uzun Livakovic'e bak kale vuruşlarının çoğunu uzun kullandı düşünün. Bak Rıdvan Dilmen ne demiş biliyor musun Cem? Bak elinde demiş ki İrfan Can, Cengiz gibi duran topu iyi kullanan oyuncular varken duran topları neden Ferdi kullandı anlamadım demiş. Kim demiş onu? Rıdvan Dilmen de demiş. Bilmiyorum hani belki o demiş ki şey daha iyi kullanıyor ama anlaşılır bir konu yok burada. Yani bu takımın frikiklerini kim vuruyor kardeşim? Hiç o tarzda bir organizasyon yok. Bugün mesela Alper abinin dediği var ya işte çıkmadı. Çıkmadığının zaten cevabını hoca vermiş. Kazanamıyorsun kaybetmeyeceksin demiş. Hoca ileride saldığım şey var diye bir de laf. Orada bir şekilde gol gelir onu tahmin ediyor herhalde hoca. Biz savunmayı yapalım. Tamamen öncelik savunma. Abi işte Erkan abi Okan Buruk bir açıklama yapmış. Yani katılır mısınız bilmiyorum. Ligin en çok yıpranan iki takımın dinleneceği yerde 5 gün sonra bir daha maç oynayacaklar. Abi onlar da çok yazın oynama fırsatları vardı. Ama doğru vardı. Abi o doğru. Yani bu tamam, çok yazın oynama fırsatları çok vardı çoğunun. Şey. Bak çoğunun yazın. Abi bak bu organizasyonu oraya aldınız bilmiyorum ne demek lazım da. Bu zaten farklı bir organizasyon. Rezil. Bugün Suudiler izlesin şu maçı zaten kimse gitmez. İsmail Kartal bölüyorum abi. Yani İsmail Kartal Okan Buruk abi cevap vermiş. Rakip takım hocası penaltımız verilmedi diyor ama ona bakarsanız bu oyunda atılması lazımdı demiş. Abi ben size başka bir pozisyon söyleyeyim. Orada Icardi'nin üstüne çıkıyor ya şeyin. Metis Payoğlu'nun paylaştığı gidin pozisyona bakın mesela. Orada da mesela var da gidebilir. Bu oyun net kat görmesi lazım ya. Sarı karttan sonra iki tane sarı kartlık hareket. Bu oyun bir tane kırmızı kart görmesi lazımdı. Tek sarı kartla tamamladı maçı. İşte hakem işte abi bak bu maslahat demek. Maslahat idare etmek demek. İdare maçı yönetmiyor adam. İdare ediyor. Aman maç hızlanmasın. Ya bir yerde bir pozisyonda aldık topu kullandık durmadı dedi. Öbür günde kullandık ben düdük çalmadım dedi. Yani adam ödü patlıyor ki gol mor olur da maç çığırından çıkar. Sertleşirme böyle 0-0. Öyle öyle. Ya üçüncü güç gibi abi sadece. Aman düt. Ya sonlara doğru 42. foul yapılmıştı maçta ya. Tarihte yok abi bu nedir ya? Abi 44 foul ile bitti galiba. Ya şuraya bakar mısın abi? Ya bunun da ben sana oyunda kalması da foul değildir ha. En az 10 tanesi de foul. Kalması da 44 falan yani dakika başına bir. Geçen hafta da öyleydi. Kayseri maçında da oyun süresi zaten 40'lardaydı. Türkiye Ligi'nde ortalama galiba bu kadar ya. Abi 50'leri gördüğümüz oluyor ya. Geçen hafta biz okuduk abi. Şey maçında da Kayseri maçında da öyleydi. 40'larda 50'lerdeydi falan da. İlk yarıda mesela, 22 dakika. Abi ilk yarı zaten rezalet. İlk yarıda 20 tane faul var. O sonra 30 saniye desen yani. Bak ne çıkıyor. Bak bu ikinci yarıda sırf Torreira 3 kez mi 4 kez kendini yere bıraktı ya. Nasıl bir 6 dakika ben anlamış değilim zaten onu. Adam her o yaptığında yere 2-3 dakika zaman harcadı zaten. Bu hakemin zaten amacı tamamen 0-0 olsun. Bitsin abi. Ben yoluma bakayım. Adam görevini yerine getirdi. Başka bir şey yok. 0-0'a maçı verdi. Yani. Adam hata kalkıyor. Hatayı kesiyorsun kardeşim sen. Orhan abi söze girirsen sen de bir söz al abi. Seni dinleyelim. Hoş geldin. Selam herkese. Aleyküm selam abi. Aleyküm. Kötü maçtı 1-1 bitti. 0-0 pardon. KG mi oynadın sen? Ne yaptın orada abi? Orada bir şey bekliyordum ya. Orada laf ya ne bekleyeceksin ya? Oradan abi ben de, futboluna göreceğin dakikalar abi, hoş ne geldin. Bekleyeceksin abi benden ha? Ne bekleyeceksin? Ne bekleyeceksin? Niye? Abi ne bekleyeceksin abi? Bu kadar ya. İşte ben size söylüyorum. Kazanmıyorsun. Kaybetmeyeceksin abi işte. İşte o korkakların lafıdır. O yüzden sadece Fenerbahçe ile Konyaspor'u çalıştırır. Bu kadar basit. Teşekkürler. Orhan abi de sinirlenmiş benim gibi.
Orhan abinin Türk futbolunun içinden geçeceği dakikalara geldik. Ama kısa kestim. Abi yok yani gerçekten insanın sinirleri bozuluyor ya. 50 bin taraftar oyuna toplanmış kaç senedir. Yani, zaten derbilerde sorumlusun. Yani şu abi ben onda değilim ya. Ben şeydeyim. Ben dün şey maçını izledim ya da evvelsi gün. Adamlar 4 tane yedi City'den. Fluminense, Felipe Melo ile oynadılar. 4 tane ya. Ya abi 0-0'da adam 3 dakika City'ye top göstermedi abi. Ha ceza sahasına girdi mi? Giremedi abi. Çünkü güçleri o kadar. 1 milyarlık takıma karşı oynuyorsun. Ama top göstermedi. 3 dakika boyunca abi. Time'da da birisi onu şey... Ben onu gördüm abi. Orhan abi. Müthişti baba, ya. Baba sen Fenerbahçe, Tadic, yok Şimanski, Ciku, uçtu kaçtı. Baba 6 tane pas yapabildin mi ya? Oynadığın takım Galatasaray. Galatasaray 10 tane pas yapabildin mi? Oynadığın takım Fenerbahçe baba. Ne oldu? İkisi de kaybetmekten korktu abi. Ya kolay nedir korktu. Abi ya? Ya abi kaybetme tamam da. Ya abi insan biraz maçı rölantiye alır. Olmuyorsa bir pas yapar şey. Abi biz pas yapmaktan korkuyoruz ya. Net. Ne olmuş? Adam şey yapıyormuş. Pres yapıyormuş. Ya baba sen doğru pozisyon alırsan senin arkadaşın da senin doğru ayağına pası atarsa istersen abi 10 kişi pres yapsın en fazla faul yapar. Biz pas yapmaktan korkuyoruz abi. Uzun vuruyorsun, dönüyor. Öbürü uzun vuruyor, dönüyor. Abi işte 300-400 milyonluk kusura bakmayın çöp bir derbi işte bu kadar. İnşallah kimse izlememiştir yurt dışından. Gerçi ben de şeyden izledim Fransız kanalından. Adamın söylediklerini söylemeyeyim daha iyi. Ne dediler abi? Fransız anlıyorum senin Fransızcan var mı abi? Ya arkadaş da buradaydı biliyor musun? Hı hı. Ya söyledi işte ya. Ne diyor ne diyorlar mesela? He? Dünyanın üç büyük derbisinden bir tanesi gösterirler. Yok ya, yok abi o değil. O sadece isim. İsim olarak öyle ama futbol olarak abi biz galiba ilk 50'ye giremeyiz yani. Derbide. Olsun 0-0. Kimse bir şey kaybetmedi. Yapacak bir şey yok. Türk futbolu kazandı abi. Evet abi Türk futbolu kazandı. Yani böyle devam ettiğin zaman gidersin bir 4 milyon daha maaş verirsin 34 yaşındakine. Böyle devam etsin abi. Ondan sonra deniz bitti. Ondan sonra yani biz, yorum yapar. Biz taraftarız tabii. Yani ben hani kendim ne kadar kötü olursa olsun. Hani diyoruz ya dünya derbisi. Dünya derbisi değil de hani yani Fenerbahçe Galatasaray derbisi dünya üzerinde bilinen bir derbi de. Hani tarafsız birisi olsan seyreder misin abi şu maçı ya? Biz tabii abi, yani, işte o yüzden diyorum ya. Kupon yapsam bile izlemezdim bak ben sana söyleyeyim. Vallahi galip bile. Geldik maç sonunda bakarım. Yani Bokatıyor'da Antalya Spor bilmem ne Başakşehir maçı mı ne vardı bir 0-0 biten. Aynı o maç gibi abi kaleyi 90 dakikada bir şut tutar mı abi kaleye ya? O da bir kaleci yere yatmadan tuttu bizim yeri. Kerem Ziyeh mi vurdu ki? 90 dakikada bir tane kaleye bulan şut o derbi olur mu abi? Böyle maç olur mu? Seyret yani. Biz taraftar. Peki derbinin bu kadar zevksiz geçmesine hakemin payı yok mu abi hiç? Ya var. Var ama var. Şimdi geçen hafta, Liverpool Manchester maçı da 0-0 bitti. Oynadı yani yine zevk aldı. Abi her otoboka da faul çalınmaz ki ya. Yani her top durdu abi. İlk yarıda bütün top durdu yani. Yani atraksiyon gaza mı gelecekler artık? Bir reaksiyon futbolcu da veremiyor. Dokununca zaten yere düşüyor. Faul. Abi hakemin tercihi o söyledik. Güzel kardeşim bunu 5 dakika önce. Hakemin öyle yönetmesi onların da yani adam yani maçı idare etti işte. Aman ya 2 tane pozisyon var ikinci yarı. Birinde Crespo birinde Ferdi şeyi attı sonlara doğru. King'e attı. Köşede faul oldu. Biri sol tarafta biri sağ tarafta. Birinde ben düdük çalmadım bekle diye öbüründe de top yuvarlanıyor diye. Hiç ikisinde de alakası yok yani. Oynanabilecek pozisyonlardı. Yani istemiyor adam yani gol olsun mor olsun aman ikisinden biri gol atar falan. Yani başım derde girmesin böyle 0-0 aman o da 3. taraf gibi maçı yönetti. Onu söylüyoruz zaten. Maçta 44 tane faul olmuş. En az 10 tanesi faul değil onların. Yani bize de var onlara da var. Yani o ne oluyor? Oyun duruyor. Buran beraberlik kokuyor demektir zaten ya. Yani o bir de sadece şey de değil. Saha içi de değil. Yani
Ortalık şöyle Onur, 70'ten sonra falan zaten bizim halimiz meydandaydı da Galatasaray da çok şey yapmadı. Tamam giderim ama aman da yani böyle haldır huldur falan deplasman. Mesela yönetimi yeriz bir gol saçma sapan falan, ondan sonra daha da çıkartamayız. 70'ten 80'den sonra herkes hakeme katıldı. Fenerbahçe de katıldı. Galatasaray zaten haklı olarak katıldı. Gelmiş buraya. Aynı puanda deplasmanda bir puan alacak. Onlar haklı olarak. Biz zaten maçın başından beri uyuduk. Büyük bir bölüm uyuduk. Olmadı bugün. Yani o ben yani şeyde değilim. Skorda değilim. Doğru söylüyor. Geçen hafta da bir Liverpool maçı. Yani hem oyun çok kötü hem bizim oyunumuz çok kötü. Futbol zaten işte Orhan abi söylüyor. Rezalet. Yani hiç elde tutulacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Sadece Galatasaray istediğini alarak ayrıldı. Bu. Yani onun dışında başka bir şey yok. Çare transfer yapmak mı? Çare önce mantaliteyi düzeltmek. Mantaliteyi kim düzeltecek? Önce bu mantaliteyi düzelteceksin. Ondan sonra. Çare Sarıgül. Hoca düzeltecek. Çare Sarıgül. Çare Sarıgül diye. Gireyim ben de artık. Konuş kardeşim, dinliyoruz. Abi konuşmak çok şey var ya. Yani çok iyi maçtı. Bayağı bir konuşulacak şey var yani. Pozisyonlardan tut. En heyecan verici pozisyon senin için hangisiydi o zaman? Maçın başlama. Abi, en heyecan verici pozisyon. Hadi senin şu çektirmesi falan mı? Yok ya, Icardi ile Jacko'nun tartışması büyük bir ihtimal en heyecan. Yok. En heyecan verici pozisyon Icardi kale direğini karısı sanıp yapıştığı zamandı. O bayağı komikti. Orada güldüm. Onun dışında çok bir etkilenmedim. Bir de King yani uzak şimdi... direğe vurdu değil mi? O biraz biraz. Aynen. Şimanski'nin de iyiydi ya. Şimanski'nin ilk yarıda vurduğu var. Şimanski'nin hadi Muslera oraya kadar gitti yani. Tamam şey de Muslera böyle sıfıra kadar, direğin sıfırına kadar uzadı yani. Ya o King'in vurdu. Kaleyi tuttu gol. King'in imza hareketi o zaten. Şeydeyken de öyleydi. Watford'dayken de soldan gelir. Çeker böyle sağa. Ayak içi uzak köşeye ki Fener'de attı öyle 2-3 tane gol. Topu böyle bir çekti. Aha dedim. Böyle tam böyle direğin üzerinden o girse güzel olacaktı baya. Zaten atsak aynı böyle bir pozisyonda atardık yani. Çünkü dakikası da iyiydi şey. Ozan. Dakikası da iyiydi o pozisyon. Kaç dakikaydı? Ha evet. Baya patlama olurdu böyle. Ya ben şeye bekliyordum hani bir ümit. Bizim advokat varken rezalet oynadığımız bir derbi vardı ya. 90 artıda Josef de Souza kafa golü attı. 1-0 kazandık. Orada yani öyle bir şey bekliyordum. Deplasmanda. Hani, aynen deplasmanda. Dedim hani atacaksak böyle atacağız. Çünkü rezaletti yani. Hani iki tarafta da rezaletti. Ama işte... Ozan'cığım sana bir soru sorayım o zaman. Ha tabii. Birbirimizi takip ediyoruz. İrfan'ın oynaması üzerine çok yoğun istek ve taleplerim vardı. Takip ettim. İrfan mı? İrfan'ın 8 numarası oynama hakkında öz eleştirim, öz eleştirim var mı? Yani bence genel olarak iki yarıda çok bir şey değişmediği için çok bir sıkıntı görmüyorum. Ya zaten şu konuda genellikle insanlarla bir ters düştük yani maçtan önce. Çok ezber var yani yorumlarda. Beni genellikle futbol konuşurken en darlayan şey bu mesela. İrfan yıllardır Fenerbahçe'deyken kötü oynuyordu ya. Hani pozisyon fark etmeksizin. İrfan'ın bu senesini saymazsak Fenerbahçe kariyerinin %90'ı falan bayağı kötü. Hem psikolojik olarak hem sahadaki performans olarak. Aynı zamanda çok formsuzdu. Koşamıyordu. Çok çabuk yoruluyordu. 10 kişi iyi oynarken bile tek başına İrfan kötü oynamayı becerebiliyordu. Bundan dolayı İrfan hala ortada oynayamaz çünkü koşamıyor, götünü kaldıramıyor, bizi delerler vesaire diye ezber yorumlar geliyordu. Bunun sıkıntısı şu, rakip takımda zaten orta sahada diri olan bir tek Torreira var. Ne Kaan Ayhan, ne Kerem Demirbay, ne başkası Fenerbahçe'de Crespo'nun verdiği, İsmail'in verdiği o diriliği veremiyor. Berkan'ı yollamasalar belki Berkan Torreira olsa o zaman hayatta oraya İrfan'ı koyamazsın. İkisi de çünkü eşek gibi koşuyor. Eşek gibi basıyor ama bu durumda zaten Torreira orada kesici görevini dolduruyorken bir şekilde senin oraya İrfan'ı koyman ortadan delinmeni herhangi bir şekilde sağlamayacaktı. Ben bu yüzden dedim ki Fred gibi bir oyun kurucunun yokluğunda
hoca bunu deneyebilir. Çünkü başka çaren yok zaten. İkinci yarı bunu hoca denedi, aynı şekilde elimizde kaldı zaten. Ben de bunu anlatmayacağım. Ya senin bak bir oyun ezberin var. Evet. İyi kötü bunu oynayabiliyorsun. Hani ona evet. göre hamlelerini de ona göre yapmışsın. Zaten bir ezberin var. Çeko çıkar, Batshuayi koy. İrfan evet. çıkar, Cengiz koy. Senin böyle güzel bir ezberin var. Sen dedin ki bugün ben ne yapacağım abi? Bir, bak biz yayının başında dedik ki ne? Ve bu daha iyi. Hiç yapmamışsın. Hiç yapmamışsın. Abim sen nedir yani? Öyle bir koyduğu zaman da Şimanski koyuyordu, İrfan'ın çekmiyordu yine. Abi hayır, adam yani, bak sen Adana Demir Spor bak. Altyapıdan topçu çıkardı da yani şey yapmadı. Ben söyleyeyim. Bak bozmadı. Ben söyleyeyim. Galatasaray maçında İrfan'ı 8 numara oynattı. Ben daha acı konuşacağım ama doğru benim için doğru olanı konuşacağım. Yani benim gözlemlediğim bu kardeşim. Ben size söyleyeyim mi? Hoca söyle. Abi bazı oyuncuları kesemiyor. Kesmediği için oyunculara göre formül uydurmaya çalışıyor. Çünkü Fenerbahçe'nin hiçbir hocası... He? Sence hangi oyuncular bunlar? Ya bence bu Cengiz var ya, İrfan'ı kesemedin abi ya. Sen. Cengiz mi İrfan mı sorusu? Cengiz çok iyi oynadı ama. Abi ben iyi oynadı değil. Bak Fenerbahçe'nin iyi oyunundan başka ziyade problemi farklı. Fenerbahçe bugün üretemedi. Abi, bu kadar ayağa sahip olup. Bir tek ben mi beğenmedim ya? Abi, ya olabilir. Bak ben oyuncudan ziyade konuşmuyorum ama ben diyorum ki Onur sen de katı dahil ol istersen ama şunu söylemeyeceğim. Fenerbahçe'nin bu kadar ayakları varken üretememesinin bir açıklaması olmalı. Bak şimdi ben sana söyleyeyim sebebini. İstersen hoca Guardiola olsun. %40 topa sahip olduğum bir maçta kreatif orta sahaların bir boka yaramaz. İrfan Elin hiç yaramaz. Bak bir takım %40 topa sahipse ve senin orta sahanda kreatif bir oyuncu varsa o adamı kullanmanın tek bir yolu vardır abi. O da sağ ve sol kanatlarında pır pır bir adam vardır. Onların önüne top yuvarlar. Senin onun dışında senin kreatif oyuncunun %40 topa sahip olduğun bir oyunda hiçbir anlamı yok. Yani İrfan'a diyor. 3 tane İrfan'ı orta sahaya koysan da bir şey değişmez. Abi İrfan gibi karakterler bu adamlar Kevin De Bruyne değilse topu 30 metrekarede 40 metrekarede oynayan orta sahalar. Çünkü onun dışında yani mesafe uzatıcı İrfan'ın atletizmi yetmez, gücü yetmez. Onur Başakşehir'de evet, söyleniyor ya İrfan Can 8 numara. Başakşehir'in nasıl bir Başakşehir olduğunu hatırlatmış. Ver sağa, ver sola, boşluk bulursan at yerine geri çekil. Ver sağa, bu kadar. Bu durar mı? Başka ne yapacak? Yani İrfan bundan önce Jude Bellingham'da da 8 numarada biz mi görmedik? Öyle bir şey mi yaşandı? Yani Fenerbahçe'de olmaz ama şimdi bence burada artık hocanın biraz eleştirilme zamanı geldi. Bak şimdi. Yani hoca şöyle bir sıkıntı yaşıyor Fenerbahçe. Sezon başından beri şimdi Twitter aşağıya alıyorum bir görsel açmam lazım. Herhalde sesim geliyordur. Bak şimdi abi. Sezon başından beri Fred'in olmadığı bütün maçlar. Ludogorets yenilmişsin. Norşelen yenilmişsin. Maribor yenmişsin. Bir zahmet yen. Maribor ama. Ağustos'ta oynamışsın. İlk maç Antep yenmişsin. Trabzon yenilmişsin. Adana beraber kalmış. Karagümrük'ü yeni yendik. Galatasaray'la beraber kalmışsın. Antep'de yendin de nasıl yendin? Herifler 10 kişi kaldı. Yani atıyorlardı. 2-2 oluyordu maçta. O zaman biz kasmayalım ya. Biz Fred oynayınca yeneceksek, Fred oynamayınca yenmeyeceksek. Biz niye böyle bir hocalık mesleğiyle uğraşıyoruz ki? Biz niye böyle bir arayışa girdik? Ya biz niye bir çözüm üretemedik burada hala? Biz o zaman cami olarak ne yapalım? Zincir duaya çıkalım. Fred sakatlanmasın. Biz bir bunu şeye yollayalım. Hoca'ya, Türbe'ye, Mürbe'ye bir yerleri okuyup üfleyelim falan. O zaman onun da en kestirme yolu ne biliyor musun kardeşim? Yani hani dediğin o var. En yakın zamanda transfer artık geldi kapıda. Hemen çok hızlı 2-3 tane hamle yapıp da. Abi bir şey söyleyeyim mi? Ben transferde de çözüleceğini düşünmüyorum. Çünkü abi mantalite düzelmezse. Mantalitede bir sıkıntı çünkü, var ya. Mantalite düzelmezse kimi getirirsen getir abi. Hiç fark etmez. Abi sen gene oyun planına katılırım. Bak, katılırım. Oyun planı önemli. Hayır, ben planımı değiştirmeyeceğim. Fred'in aynısından. Ben de onu diyorum yani. Tamam. Mantaliteden tamam. Şey o. İkame tamam. Edecek bir adam Fred yokken kötü Fred bulacağım. Tamam mı? Onunla bu oyunu oynayacağım düşün. Onun da işte yumurta kapıya dayandı. Yapılabilecek en mantıklısı o. Abi mantalite önemli, transfer de önemli ya. Fred kalitesinde 2 tane daha 3 tane daha oyuncu al bakayım. Hocaya gerek kalıyor mu? Abicim, size tek şey bir soru Onur. Onur, oradan yürü. Bugün Fred sahada olsa topu rakibi mi bırakacaktı, topa sahip mi olacaktı? Hoca neyi tercih edecekti? Buradan yürü. Abi oradan bak şöyle yürüyeyim. Fred sahada Crespo, olduğu zaman... Crespo, İsmail ve yani İsmail Crespo'dan biri
oyunda, Fred oyunda sağda İrfan, solda Tadiç. Aynı şey. Ama topa sahip mi olacaktık, bırakacak mıydık? Bak, Fred'le şu avantajın oluyor abi. Topa sahip olsan da Fred'le oynayabiliyorsun. Topa sahip olmasan da Fred'le oynayabiliyorsun. Çünkü topa sahip olmadığın zaman o topu Fred'le buluşturduğunda Fred'in kullanması başka bir şey oluyor. Crespo'nun kullanması başka bir şey oluyor. Çünkü Fred sana hem atletizm katıyor hem yaratıcılık katıyor. Ya Kayseri maçında attığın ilk gol işte. Yani Cengiz'e yayın üzerinde sırtı dönükken topu verdi, gol oldu işte abi. Yani şu aynı pozisyonda. Maç 0-0'ken maçın başında gazetemizi. Kayseri maçında attığımız 4 golün 3 tanesi zaten Fred'e yazıyor maalesef. Şimdi şöyle bir sıkıntı var abi. Transfer dönemi diyoruz da adı geçen oyuncuların hiçbirinin Fred'le alakası yok. Benim en büyük değişen bu. Fred'i daha da iyi yapacak tarzda bir şey de yok. Abi, yani yedekleyemiyorsun. Bahsetmiyorum. Bak, oyuncu kalibresinden bahsetmiyorum. Kaliteden bahsetmiyorum. Ben muadillikten bahsediyorum. Yani kalitesiz özellik olur. Abi, bireysel özellik. Bahsediyorum. Yani mesela Krunić değildi. Kim var işte 6 numara? Fofana'yı al. Tamam, Fofana'yı al ama Fofana da değil ki Fred'in alternatifi. Bizim aradığımız adam onlar değil ki. Bize lazım olan adam onlar değil ki. Biz Fred ama yoktu. Aranan ben Onur, orada şöyle bir fark var. Aranan, ben sana söyleyeyim, Fred'in yerini aranmıyor ki, İsmail'in yerini aranıyor. Ama hata onun için de sıkıntı şöyle oluyor. Hani o zaman da Fred olmadığı zaman yine Fred'in yoksulluğu yaşayacağız. Ben, yani. Sene başından beri aynı şey söylüyorum. İsmail'in yokluğunu Crespo'yla doldurdum. 7.8 10 üzerinden 7 değil de 10 üzerinden 6.5 oynar Crespo. Çok da bana fark etmez. Ama Fred'in yokluğunu hiçbirini dolduramıyorum. Ya yani aslında de, işte sıkıntı o abi, bugün sahaya çıkılan mantalite çok sıkıcıydı Onur, can sıkıcıydı yani. Abi mantalite, ben zaten mantalitemizin topu bırakalım arkada yaslanalım olduğunu düşünmüyorum. Bu da biraz bizi Galatasaray zorladı. Bir, ikincisi oyuncu tercihleri çok zorladı. Yani Tadiç çok formsuz, topa hiç sahip bence olmadı. Planlıydı Onur, tamamen bıraktık topu ya ilk yarıda. Ya sen abi, orta sahanla yani, zaten mecbur yani. Orada domine edemiyorsun. Abi Fred ya. De olsa mesela, bak şimdi Fred de olsa 55'e 45 olur, anladın mı? 60'a 40 olmaz. Ben 70-30 olmaz ki. Ama topu bırak. Ben bir şey anlamadım. Yani sadece daha değerli kullanırsın topu dediği, sana geldiği zaman. Onur şey mi diyor, bu ilk 11 topu Galatasaray'a bırakalım arkaya yaslanalım 11 miydi diyor. Yo, ben yok, şey yok, yok öyle ben demiyor. Ben zaten topu bıraksa İrfan'ı bir takım bırakamaz diyorum. İrfan gibi topu kullanabilen, takımı yönlendiren bir oyuncuyla sahaya çıkıyorsan sen zaten topu niye rakibe bırakıyorsun? Bir de yani ben şundan dolayı öyle söylüyorum Onur, biliyor musun? Şimdi maç başladı. Bizim takımın sahada konumlanmasına dikkat et. Maçın tekrarı ilk 10 dakikasını falan bir daha bir izle. Takım belli bir oranda bekliyor. Şok pres yapmaya çalışıyor. Onun için bence plan buydu diyorum. Bak, maçı bir daha izle, demek istediğimi anlayacaksın. Bence Galatasaray işte bize bunu mecbur bırakmadı. Bence İsmail Kartal'ın tercihi buydu. Ama bence en büyük hata bu işte. Şok presi yapacak adam yok sahada. Ya yani işte tercih oydu hani. Bence Galatasaray zorlamadı buna. Ben o konuda ayrılıyorum. Bence hocanın aklı geçen seneki Galatasaray maçında kalmış ya. Bak, evdeki. Norşenant'ın içerideki Norşenant'ın maçı gibi olsa maç ve öyle bir 11'le çıksa, işte dese ki İsmail Crespo, işte Szymański 10 numara, sol önde King, işte sağ önde Kent ya da ne bileyim İrfan, Jekotek, biz topu bırakacağız. Biz komple pres yapacağız, hücumu pres yapıp çıkacağız. Ondan sonra işte King'i kaçırmaya oynayacağız. Norşenant'ın ilk maçı gibi. Tamam derdin. Ama senin şimdi topa sahip olmak istediğin, abi bir takım hem topa sahip olma oyununu hem topu bırakma oyununu oynayamaz. Yani Türkiye standartlarında mümkün değil. Öyle bir kalibre yok yani. Öyle bir bütçe yok. Birinden birine feragat etsin. Fenerbahçe'nin bugün sahada olduğu takımın topa sahip olması gereken bir 11. Yani bugün Fenerbahçe'nin %55-60'larda topa sahip olması gerekirdi. Bir de Fenerbahçe hücumda yaratmasının, hani geçen de anlattım size bunu. Fenerbahçe'nin driblingde hiçbir oyuncusu yok listede. Ama bütün yaratıcı listesinde İrfan, Tadiç, Ceko falan var. Yani niye? Çünkü topu hızlı çeviriyorlar abi. Ya bu adamların olayı topla abi, topla. İrfan'ın olayı topla, Tadiç'in olayı tempo, Ceko'nun olayı topla. Bunların bütün hikayesi topla. Bu adamların ayağından topu aldığın zaman bunların bir olayı kalmıyor artık. Hiçbir artısı kalmıyor. Bak Fenerbahçe kadrosunda topsuz oyunda oynayacak. Zararı var tane, abi işte. Bak, 5 tane kovalayamıyor işte abi. Çıkmaz yani Fenerbahçe. O sayı oynar. Fred oynar. Topsuz oyunda. İsmail oynar. Hadi Crespo oynar. Abi ama de Fenerbahçe'nin topsuz oyunu yok ki. Ne yapıyor mesela Fenerbahçe? Topsuz oyunda mesela. Yani topsuz abi topsuz oyun dediği topsuz koşu yapacak oyuncu. Aynen. Ben onu söyleyeceğim. Onu yapacak bir oyunu yok ki zaten Fenerbahçe. Ama bugün onu oynadı işte. Onu almaya çalışıyorum. Ben onu oynamak zorunda kaldığına inanıyorum. Arkadaşlar öyle tercih ettiğine inanıyor. Bunu
ki hiçbirimiz bilemeyiz İsmail Kartal açıklamadığı müddetçe. Ama beni üzen İsmail Kartal bu 11'i sahaya koyup bu planı uygulamaya kalktıysa vah bizim halimize. O da hatırlıyor. Ağzına sağlık. Bak İrfan mevzusunu ben bu yüzden öne sürdüm zaten. Çünkü İrfan'ı oynatırsan tam tersi topa hakim olmaya çalışacağını düşünüyordum. Ve Galatasaray'ın da zaten son dönemlerde iyi oynamadığını biliyoruz. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı tamamen lig performansıyla ayrı. Avrupa'da ben hakkını vereyim, bayağı iyi oynadıklarını düşünüyorum. Oyuncuların ekstra bir yürek koyduğunu, ortamın gazına ayak uydurduğunu düşünüyorum. Ama ligde rezaletler. Icardi'nin zaten hali belli. Adam mecburiyetten gitmiş, santrafor Barış Alper'i beke çekmiş. Takımın bana göre aktif olarak Torreira'dan sonra en iyi oyuncusu Davinson yok. Bu yüzden Galatasaray Fener'i önde de karşılayamadı Davinson'un eksikliği evet, yüzünden. Evet. Bak onu konuşamıyoruz bile bak. Aynen bak. Bile. Aynen. Böyle bir durumda hani normal Galatasaray'a karşı oynayacağın o çekingen futbolu oynamana gerek yok. Çünkü adamın seni önde karşılamasını sağlayan stoperi yok. Adamın sağlam bek oyuncusu yok. Santraforla çıkmış. Icardi zaten yokları oynuyor. Maksimum korkacağın adam Kerem. Belki tavşan diyecektim. Tavşandan bir şapka çıkartın. Ama yani topu rakibe bırakmak bu durumda bana o kadar abes geldi ki. Hocanın da bir şey değiştirmeyeceğini biliyordum. Evet. Ben o yüzden İrfan'la çıkabileceğini düşündüm. Öyle de bir şey var. Adamların orta sahası da hani böyle nasıl diyeyim. Torreira işte ne bileyim. Böyle Kerem Demir bayağı abi. Niye oynamıyor ki o da? Hayır, o da şöyle. Yani bir de Mertens var. Hani böyle çok da sert bir orta sahada değil yani. Niye biz orta abi tutuyoruz? Onlar zaten onlar topu tutmak için üzerine çıktı. Baskı için çıksa şeyi Kaan Ayhan'la Kerem'i forvet arkası oynatırdı mesela. Onlar da topu evet. Oyunu domine etmek yani, için yaptılar. Hayır, zaten ilk yarıda hani domine etmeyen pozisyonu sokamadılar kendilerini. Galatasaray'ın zaten orta sahası kendilerini pozisyonu sokamıyor kapalı savunmalara karşı. Galatasaray'ın orta sahası kağıt üzerinde çok sert bir orta saha olmamasına evet, rağmen biz bunu kullanamadık. Bak ne diyoruz Davinson hakikaten ya ne Davinson Sanchez'i herifler yani Davinson Sanchez'in yokluğunu ben hakikaten diyordum ya Dzeko için iyi oldu. Pozisyona girer çünkü uzakta da adam kovalamayı bilen bir iyi bir stoper yani. Uzun zamandan beri Nelson oynamıyor falan biz buralardan ekmek yeriz derdim. Diye aynen. Tadiç'i dedim hani kıçını 2-3 kere yaslar bir şey yapar yine bir 2 tane bir şey yapar bekledim olmadı. Ferdi ilk 70 dakika Ziyech'in karşısında çok böyle hani iyi üstünlük kurdu mu desem yok. Ziyech hatta yani tehlikeli işler de yaptı. Ki bitik yani. Hani fiziken bitik bir adamdan bahsediyoruz biz. Anadolu evet. Takımına karşı 90 dakika oynayamıyor ya Ziyech. Yok 90 dakikası yok doğru düzgün yani. Bize karşı da 2 numarası yoktu zaten. Efendime ama söyleyeyim. Yani biz hani birebir baktığım zaman oyuncu performanslarına da Tadiş hiç yok. Hiç yok. Yok abi yok. Koca 90 dakikada 50 tane hareketimiz yok abi. Hiç yok. Evet, hiç. Yani hiç nereden tutsa elde kalıyor. Nereden tutsa ne? Ya yani? bence hoca maç başında hani hocalar oynar ya maçı kafasında. Bence onu yanlış olmuş. Şimdi geçen sene ki 3-0'lık maçta biz Arao Crespo 2-6 başlayıp oyunu ileride kurduk. Kontradan bu adamlar Barış Alper kaçırdı. Şimdi hoca büyük ihtimal dedi ki İrfan'a atayım ki pas kanalı kursun. Ama aynen. Galatasaray bu sene o oyunu oynamadı. Baskılı oynadı, çekilmedi. Geçen sene hep kapanıp uzun çıkıyordu. Ama rakibi bıraktın abi topa. Tamam, hoca işte yanlış yaptı abi. Hoca kafada yanlış başladı maça. Bak ya bir şey okuyayım o zaman. Bir şey okuyayım ben size. Bu bizim Ömer de yazmış bunu. Oradan geldi benim aklıma da. Okan Buruk'un basın toplantısı sürekli olarak Fenerbahçe beklediğim gibi cümlesiyle başlayan ifadeler kullandı. Yani oyunun her anında Fenerbahçe farklı bir şey denemedi. İşte problem buradan kaynaklanıyor. Yani Fenerbahçe aslında Okan Buruk'un beklediği bir Fenerbahçe'ydi. Bugün Galatasaray gerçekten ciddi bir tane avantaj sağladı Fenerbahçe önünde. Biz diyoruz ki burada Fenerbahçe'nin risk alması lazımdı ama Fenerbahçe farklı olmadı. 11 belki bize farklı geldi ama o 11 bizim oyunumuzu geri götürdü ya. Diğer oyunlara göre bakıyorum abi biz farklı bir şey sunmadık. Topa daha az sahip olduk ki o kadar da iyi yeteneklerimiz var. Ayak olarak bak ne kadar da beğenmesen bizi Cengiz Ünder var. İrfan var. Zimanski var. Tadiç var. Çeko var. Yani bunun karşılığı bu olmamalı. Trabzon maçı 6-1'lik maç bu maç. Sezonun en kötü 3 maçı bizim adımıza bence. Bence bütün hikaye şey ya. İsmail Crespo başlamak abi. Bütün Fenerbahçe'nin oyun planı darmadan ne oldu abi? İsmail Crespo başladığımızda tam olarak ne yaptı Fenerbahçe ama?
İsmail Crespo, Fred yokken. Ama tamam, ikinci yarı bütün istatistikler bize döndü abi, İsmail Fred oynadı. İkinci yarı zaten ilk yarı %40 topla oynamıştık. İkinci yarı yüzde toplamda, değil mi Onur? %47 gibi ara. Yani inanılmaz bir değişim olacak mı? Öyle söylemiyorsan ayrı konu da. O bir tane kadın var ya, yaşlı kadın, sarışınan diyor ya, şeyin değişimi falan diye. Hatırlıyorsunuz mu? Ben fotoğraf var diye unuttum ismini. Vay bu arada pozisyon da yarattı. İsmail girdi, pozisyon da yarattı. Bir tane Şimanski'ye verdiği var. Bir tane, evet. İki tane var. Şut pası verdi. Şut pası verdi. İki tane şut pası verdi. Birine kontrol, birine kontrol edemedi. Birine kontrol etti. Ondan sonra geç kaldı. Sence İsmail Kartal neden böyle bir şey yaptı? Topu rakibe bıraktı. Ben hiç beklemiyordum böyle bir şey. Çünkü Galatasaray topu rakip, topu aldığı zaman üretemeyen takım Galatasaray. Ama senin oyun şöyle, şuradan yol. Bence öyle olmamalıydı. Hani, bence öyle olmamalıydı. Sen Kadıköy'de böyle derbi kazanamazsın abi. Tabii canım, yani böyle oynamamalıydı. Sence burada yani. Ya bence Fenerbahçe korkak oynadı. Yani bu kadar net bir ibare kullanıyorum. Sizce mesela kaybetmek yanlış mı düşünüyorum? Yok. Ya korkak da diyemeyiz abi. Nasıl adlandırabilirsin sen? Yani Fenerbahçe ne oynadığını bilmeyen bir takım. Ben cevap veriyorum. Kaybetmekten korktuk. Siz devam edin. Şuna katılmıyorum. Tekbirli oynarsa İrfan'ı 8 numara yapmalı. Aynen. Öyle yani, dün akşam ben sana bak, bu maç hiç oynanmadı daha. Bunu 3 saat 5 saat öncesine gitti. Erkan, biliyor musun bana işte İsmail Kartal 11'i verdi, İrfan 8'de falan, dersin ki ya ulan bu ne be ya, ne yani böyle bu. Ben de onun için dedim ya, bu ne turşu bu ne lahana dedim ya. Ha yani korktu demek tam aksine bence yanlış düşünülüyor. Hani aksine hoca elinde oyuncu, o bölgenin oyuncusu yokken gitti. Altyapı Fenerbahçe koydu kadrosundaki yani. Hücum silahlarının hepsi ilk 11'de sahadaydı. Evet. Daha kimi koyacaksın hepsi, abi hücum korktu diye koyamadım. Korktu denen adam böyle 11 ile sahaya çıkar. Oyna olmadı yani, istediği kafasındaki daha olmadı. Kafasındaki daha olmadı. Hücum mesela desem ki. Sen Onur Erdem abi duyuyor mu değil mi birbirinizi? Diyorsunuz değil mi? Duyuyorum. Maçı başlarken bir 11 yap desem, İsmail Kartal'ın maça başlayan 11'inden daha hücumcu bir 11 yapabilir misin? Yani ben bunu yapmam abi, ama ben bunu yapmam. Ben de yapmam. Bak, yapmadı. Ben hiçbir zaman bunu yaptığını abi görmediğim için işte, diyorum yani. Sorun şuna geliyor. Bence abi YouTube'da bir Coach Voice diye bir program var ya. Hani hocalar maç analizleri anlatıyorlar, teknik direktörler. İsmail Kartal bence maçı başlamadan analiz kısmında kaybetmiş abi. Bence problem buydu. İsmail Kartal hani korktu, bence korkmadı de, falan değil. Yani kesinlikle. Maç başı analizi iyi değildi, bu bir. İkincisi dokunuşları. Mesela İsmail dokunuşu erken geldi. Zaten İsmail dokunuşu erken gelmese biz maça ortak olamazdık. Yani İrfan'ın yani Cengiz'in çıkması 70'leri bulsaydı ben Galatasaray'ın gol bulacağını düşünüyorum. Evet, kaybederdik bence. Kaybederdik maçı. Yani net kaybederdik. Yani ben size dedim ki de zaten bu maç dedim burada değil, Ali Samiyen'de olsa ne olur dedim. Yani. Ama Ali Samiyen'de olsa biz de böyle oynamayız. Tabii böyle oynamam, ben sana söyleyeyim mi? Bu bak, buradaki iştah önemli. Onların iştahı maçı almak üstüne olur. Ben diyorum ki Fenerbahçe'de böyle bir iştah yoktu. Oyunun hiçbir zamanında Fenerbahçe'de ben bu iştahı görmedim. Evet, hem katılıyorum ama bazı maçlarda oyun bozuyor. Evet, ama bazı maçlarda bu olur. Bazı maçı yok ya. Bak, bazı maç nedir benim için biliyor musun? Kayseri maçıdır. Galatasaray maçı farklı maçtır. Sen burada işi şampiyonluğu belirliyorsun. Abi, biz bu sene dedik. Kaldıramıyor Erkan. Şimdi senin takımının en yıldız oyuncusu kim abi? Fred abi benim en yıldız oyuncusu. Tamam, sonra? Tadi Çeko. Tadi Çeko bugün. Çok kötüydü. Ama bak Tadiç'i önlem almış olabilir rakibin hocası. Ben önlemden olduğunu düşünmüyorum. Niye abi? Ben birkaç maçtır kötü olduğunu düşünüyorum. Olabilir bak, olabilir. Tamam doğru, ben de Tadiç'i geçen hafta ben de beğenmedim. Ya bir takımın en yıldız oyuncusu kötü. Öbür yıldız oyuncusu yok. Hocası yanlış analiz yapmış. Peki bunun kararını veren kim abi? İşte abi hocası yanlış analiz yapmış. En yıldız oyuncusu yok. Öbür yıldız oyuncusu da kötü. Yani burada bence yani top yükümlü camia olarak, top yükümlü maçla ilgili bir sıkıntı var, ama ben tekrar söyleyeyim. Bence maça İsmail Crespo önlerinde Şılmaz güçlüsüyle başlasaydı ben maçın bu kadar silik geçeceğini düşünmüyorum. Ben çok büyük bir ödeşler olacağım. Gelelim çare konusuna. Bak, önümüzde bir tane daha derbi var. Ve bu derbide Fred de olacak. Evet. Siz ilk önce kısa bir analiz yapalım. Bu Fenerbahçe, bu şimdi ders çıkar diyor ya, Fenerbahçe fazla ders çıkaran bir takım değil gerçekten. Çünkü çıkarmadın nereden biliyoruz? O 5 haftalık Fred'siz sezon. Yine gelelim bu maça. Ne olur abi mesela? O gün bizi ne farklı gösterecek mesela? Bakalım 11 mesela... farklı olacak değil mi? Ya o da ayrı bir maç, ama öyle düşünmek lazım. Hani orada Fred, hani bir al şimdi yani Fred oynadı mı, hani o
Fred tabii ki çok önemli bir oyuncu. Çok her yani her şeyi sahada değiştiren bir oyuncu. Onur'un dediği doğru. Top sendeyken de hani bazı oyuncular var. Oyunun hücum yönünde orta saha oyuncuları özellikle iyi oynuyorlar. Yayın mayın oralarda işte bir hücumcu oyuncu. İşte Szymanski'ler falan onların biraz daha düşük modelleri. Bu top rakipteyken de hem atletik özelliklerinden hem de böyle aklını akıllı oynadığı için yani adamın pas kanalını kapatarak ayağı işte topa faulsüz müdahale ederek top kazanma oyun zaten oyunda futbolda anların oyunu. Bugün hiçbir şey olmazdı olmazdı bir top kapardı. İsmail de Crespo'nun yapamayacağı şeyi yapıp işte Kayseri'de işte söylenen gibi 4 golün 3'ünün içinde direkt olan bir oyuncu olabilir. Futbol anların oyunu. Bir pozisyonda araya girerdi. Salardı birisinin önüne. Atıyorum yakalardın ama bütün hadi şimdi gelsin şeyde efendim Fred de bizi kupa maçında alsın uçursun o da ayrı bir maç o da ayrı bir Galatasaray Fenerbahçe maçı orada şartlar önce ben ikinci yarı Fenerbahçe'nin iyi oynadığını düşünüyorum zaten bütün istatistiklerde biz değiliz. İkinci yarıda evet yani nispeten oyunda nispeten oyun bize dönmüştü ikinci yarıda bu istatistik ne abi ben tam onu anlamak için soruyorum mesela hangi istatistiklerde biz iyiyiz rakip sahada ceza sahasına girmede daha iyiyiz topla evet. Buluşmada daha iyiyiz. Topa sahip olmada daha iyiyiz. Pas sayısında daha iyiyiz. İlk yarıya göre Erkan yani yanlış anlama böyle iyi bir Fenerbahçe. İlk yarı çok kötüydük. Ona nazaran ikinci yarı daha iyiydik. Çok uçtuk mu? Yok değil. Maçın genelinde isabetli paslarda durum ne? Gerideyiz büyük ihtimalle. Fenerbahçe daha fazla. Ben bakmıştım ona. Fazla mı? Hı hı. Çok fazlaymış. Bakıyorum ben de şu an. 119 isabetli pas. İkinci yarıymış bu. Genel olarak İsabetli pas 192'ye 243. Onlar daha önde. Galatasaray'ın önde değil mi? Bak abi. Evet ama ikinci yarı biz öndeyiz çünkü genel mi ikinci yarı mı? Ben geneli soruyorum. Abi, ben genelde Fenerbahçe zannediyordum ama yanlış biliyormuşum. Yani genelde %72-68 onlar önde isabetli pasta ve 50 küsur daha fazla pas yapmışlar.